Merhaba arkadaşlar, ben Yağız Derolur. Son zamanlarda gündemi fazlasıyla meşgul eden sarı kız haberleri üzerine bir video hazırladım. Araştırmada kullandığım kaynakları videonun açıklama kısmında görebilirsiniz. İyi seyirler. Örümcekgiller sınıfının 5. büyük grubunu oluşturan sarı kız örümcekleri genellikle dünyanın tropikal ve subtropikal bölgelerinde yayılış gösterirler. Dünya üzerinde 12 familyaya bağlı 140 cins 1075 türle temsil edilirler. Sıcaklık, toprak yapısı, bitki formasyonu, topografya ve ışık alma süresi sarı kız örümceğinin dünya üzerindeki dağılımına etki eden faktörlerdir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye'de 6 familyaya ait 15 cins ve 43 tür tespit edilmiştir. Böğüler, dünya üzerinde çeşitli isimlerle adlandırılmaktadır. Birçok türe nispeten daha hızlı koşmalarından dolayı rüzgar örümcekleri ya da rüzgar akrepleri gibi isimler verilmiştir. Bazı türleri saniyede 53 cm yol kat edebilmekte, bu da takriben saatte 16-30 km aralığına denk gelmektedir. Birçok türün gececil olmasına rağmen gündüz de hareketli olan bazı türleri günün en sıcak saatlerinde tümüyle aktiftirler. Bu nedenle bu örümceklere güneş örümcekleri denmiştir. Birçok türün vücudunda bulunan hörgüç benzeri yapılardan dolayı bu örümceklere deve örümcekleri de denilmiştir. Ülkemizde böyü, böğü, sarı kız, dana dişi, sarı ömer gibi yöresel isimlerle bilinmektedir. Her ne kadar örümcek olarak adlandırılmışlarsa da bazı belirgin özellikleriyle örümceklerden ayrı bir takım oluştururlar. Bu özellikler, öne doğru uzanan bir çift güçlü kelisel varlığı, eklemlerinin uç kısmında yer alan yapışma organlarına sahip olmaları, bir çift median göz ve bir çift körelmiş lateral göze sahip olmaları. En önemli farklılık ise örümceklerin hemen hemen hepsi zehirlidir. Fakat böğüler saldırgan olmalarına rağmen zehir bezine sahip olmadıklarından dolayı zehirli değillerdir. Yalnızca Hindistan'da yaşayan bir türünde zehir bezi varlığına dair bilgiler mevcuttur. Genel olarak diğer örümcekler gibi kaçma eğilimi gösterirler fakat sıkıştırıldıklarında agresif davranış sergileyebilirler. Sıçrama özelliğine de sahiptirler ve kendine özgü düşük frekansta seslerini duymak mümkündür. Vücutlarına göre oldukça büyük cesamette olan keliserleriyle ısırdıklarında et koparabilmekte ve dişlerinin yüzeyindeki patojenleri bulaştırdığından dolayı farklı büyüklüklerde enfeksiyonel yaralar oluşturmaktadırlar. Isırılan kişinin bağışıklık sistemine bağlı olarak ölümlere de sebebiyet verebilir. Vücut sayısız duyusal kıl ve dikenlerle kaplıdır. Genel olarak vücut renklenmesi tek tip sarı, sarımsı kahve, kahverengi ve siyah şeklindedir. Eklemlerin üzerinde kamçılar bulunmaktadır. Bazı araştırmacılar kamçılı eklemlerin çiftleşmede, avını yakalamada, besini kavramada, yuva kazmada, nem ölçmede, dövüşme, kaçma gibi davranışlarda kullanıldığını ifade etmiştir. Böğüler, bulundukları mikrohabitatlara ve türlere bağlı olarak geniş besin çeşitliliğine sahiptirler. Çoğunlukla böceklerle beslenseler de kırkayaklar, örümcekler, akrepler gibi omurgasız hayvanlar ve kertenkeleler, kuşlar ve bazı küçük memeliler gibi omurgalı hayvanlar üzerinden de beslenmektedirler. Ama avcıyken av durumuna da düşmektedirler. Sarı kız ve doğayı paylaştığımız diğer canlılardan korkmak yerine
yaşam haklarına saygı duymayı öğrenmeliyiz. Bizden sonra gelecek nesillerin korkacakları bir canlı çeşitliliği ve paylaşabilecekleri bir doğa ortamı kalmayabilir. Bu videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.